Kalem abi, nereden çıktın sen ya? Gökte ararken yerde buldum seni. Niye açmıyorsun lan telefonu? Ya Salim abi, ödemeli arıyorsan bende de kontrol yok. Allah belamı versin. Kötü niyetim yok yani. Ne ödemelisi ulan? Benden çaldığın telefonu. Senin telefon arıza alıyordu, hatırlamıyor musun? Ben senden çalmadım. Aldım onu, yaptırıp sana sürpriz yapayım dedim. O sırada bizim bakkala gittim Memiş'e. Yarım ekmek arası kaşar ver bana dedim. Vermedi abi. Açım abi. Salim abi, şu yenge değil mi ya? Aa, yenge. Vay yüzsüzdüm melek vay. Buyur Keriç'im. Sen evin yolunu bilir miydin? Ha? Defol git lüzumsuz herif. Ya bir günde beni farklı bir törenle karşıla kardeşim ya. Kardeş mi? Yani Keriç'im yani hayat arkadaşım anlamında eşyalı. Ne gülüyorsun lan? Velet niye kıkırdıyorsun? Oğlum senin dışarıda arkadaşların yok mu lan? Git dışarıda oyna hadi sıfa. Şişt, sana diyorum çık git dışarı. O çocuk burada kalacak tamam mı? Anası gelene kadar burada kalacak. Ya karıcığım bağırma, bir sakin ol ya. Ya iyi günümde, kötü günümde sürekli olarak beni rezil ediyorsun. Yemin ediyorum sokak dönümü kesip bu kadına nasıl dayanıyorsun diye bana açıyor adamlar ya. Ya komşular da rahatsız oluyor, yapma kurban oldum ya. Beter ol, iyi gün mü gösterdin bana? Vay, şimdi böyle oldu ha. Sen var ya, sen nankörsün nankör. Bak şu komşunun veledine gösterdiğin o ilginin zerresini göstermedin bana. Sana ben ömrümü harcadım, ömrümü neler verdim ya. Aa, neler verdin bana ha, neler verdin göster. Allah Allah, yine ne yapmışım acaba? Vallahi çok merak ediyorum, ne yaptım acaba? Hayır, yine ne yapmadın acaba ha? Yine ne yapmadın? Şu haline bak. Ay, bu koku ne böyle? Şalganla bayat balık kokusu karışımı bir şey. Yine çık bak. Git bu evden. Yıkar. Çık git çık. Pis herif. Hadi abi hadi hadi. Eliniz çalışsın daha hızlı daha seri. Abi kendinize yakışanı yapın be. Böyle çalışmak size yakışıyor mu? Hadi. Ne diyorsun oğlum sen? He? Tribole versiyon mu kaptın? Muhtarın eşeği mi var abi burada? Hayırdır? Abi dilin değil, elin çalışsın elin. Ne diyorsun oğlum sen? Çarpacağım şimdi ha. Ya Kemal abi özür dilerim ya. Onu görünce yine heyecanlandım ya. Of of. Lan oğlum bu iş böyle olmaz ki. Bak. Sevgi aşkı aramak değildir. Sevdiğinde kendini bulmaktır. Daha adını bilmiyorum abi. Hem o kız bana bakar mı be? Lan oğlum niye bakmasın ha? Niye bakmasın? Şansını deneyeceksin. He? Hadi git. Hadi git lan. Dümbük. Nerede senin bu hergeleler? Hiç gözükmüyorlar. Kımıyım. Gelene halklar karıştırıyorlar. Desene yine antin kuntin işlerin peşinde. Öyle deme abi. Tamam bazen abuk subuk şeyler yapıyorlar ama iyi çocuklar, sağlam çocuklar yani. Hani derler ya, bu götü dayayacaksan sağlam kayaya daya diye. Bu kadar sağlam çocuklar var lan böyle. Ver abicim şunları ya. Sana yaramaz onlar ya. Keçi boynuz o. Kayseye mayseye benzemez. Maazallah cin olursun. Hadi hadi tamam ye, helal hoş olsun da boynu sana yaramaz, iyi gelmez o sana. Abi ne pinti adamsın ya, şurada bir şey aldık diye söylemediğini bırakmadın ha. Ah! 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 Tekrar. Ah!
Hocam sırt kanseri olabilir mi bu? Çok sıkıntılı bir durum görünmüyor. Görmüyorum. Allah taksiratınızı affetsin doktor bey. Çok iyisiniz. Çok sağ olun. Hatta o kadar iyisiniz ki size baktıkça Hulusi Ketmen hatırlıyorum. Allah. Hulusi. Hastamızı röntgene indirelim. Ha, gene de röntgen çekilecek mi? Çekilelim. Vallahi doktorların hası. Adana'nın şamısınız ya. Adana'nın şamı ne? Yok öyle bir şey ama şalgamı diyecektim. Vallahi çok iyi bir doktorsunuz. Kemal abi! Arif abi! Ulan bir yavaş da yavaş. Allah Allah. Nerede buldunuz da bunu? Ya bak şuraya yazıyorum, kesin çalmışlardır. Ya Arif abi ya, kalbimi kırıyorsun ya. Paramız vardı da almadık mı da çalmışlar diyorsun. Tabii ki çalacaktık, çaldık. Çalıntı malıntı neyse işte, Allah affetsin ne diyeyim. Ya aslında sana bir şey söyleyeyim mi Kemal abi? Allah belamı versin, parayla alacaktık. O şerefsiz ahlaksız maho var ya maho. Gitmedik mi mahoya? Paramızı istedik, vermedi iblis ya. Pis herif. Siz şu taşeron Mahmud'a mı gittiniz lan? He gittik ama dedi ki, bakın dedi, bir daha gelmeyin. Yani bir daha gelseniz güne vermem. Hatta bir daha geldiğiniz zaman sizi binanın en üstünden aşağı atarım dedi. He bana da dedi ki ben bu dedi çakma Şaban'ı nefret ediyorum, sevmiyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Hadi lan çakma Şaban. Tamam sus ya tamam. Hadi siz götürün şu çocuğa verin de gariban sevinsin. Ya Kemal abi otursana. Ya yürü gidin oğlum. Ben dükkanı kapatayım. Yürü yürü. Dükkanı kapatayım. Kemal Arif abi otur ya. Arif abi senin götün büyümüş otur ama. Oğlum bağırma lan ayıp. Selda abla. Heh. Ne oldu, ne oldu? Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. Selda yenge ya. Heh. Murat'a bir sürpriz yaptı da bizim çocuklar. Ali Mustafa, hadi Murat'ı alıp gelin be. Biz tamam, alalım. Tamam. Mustafa mıstık, arabaya kıstık. Sağ olun, nasıl öderim hakkınızı? Çok sağ olun. Ay, ulan hırsız mırsızsınız ama şunu da yaptınız ya. Helal olsun be. Gel Murat. Gel. Gel Murat. Murat, bak. Yavaş. Bak sana ne getirdik Murat. Gel Murat'ım. Yavaş yavaş. Aslan oğlum benim be. Ayaklarına koyu ayaklarına. Teşekkür ederim. Seni gezdireyim lan. Dur Arif abi. Aslan be. Oğlum model araba. Spor numara, spor. Lan yavaş yavaş. Yavaş gel yavaş. Arif abi siz iki dakika durun da ben hemen geliyorum, olur mu? Nereye gidiyorsun lan? Arif abi şapıp geleceğim. Oğlum ne demek şapacağım, ne yapacaksın? Ya bir dur ya, bir dur ya. Söyleyin kebaplarınızı yiyin siz. Allah Allah. Bana bak, ben senin huyunu bilirim, saçma sapan bir şey yapmaz, sinirlendirme beni. Ya ne zaman saçma sapan bir şey yaptım ya? Ne zaman yaptım ya? Otur söyle kebabını, hemen geliyorum. Merak etme ben de. İyi günler. Şaştım kaldım. Sizin gibi güzel bir bayan böyle tek başına nasıl kebapçıda oturuyor? Üzüldüm. İçime bir şey oldu. Size izin verirseniz bir Adana ısmarlayayım diyorum. Bol şalgamlı. Nasıl olsa içine saç kılı atıyoruz, hesaptan kaçıyoruz. Kebap. Ne diyorsun sen be adam? Bu ne terbiyesizlik? Aynen ben de şimdi ben ne diyorum lan dedim kendime. Bunlar dedim ne kadar hızlı geldi. Dedim anam dedim. Yok yanlış anlamayın tabii sadece bir tadına bakayım istemiştim. Yani sizinkinin. Yani, kebabınızın demek istedim yani tadına bakayım. Siz yiyin kebabınızı. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsun lan sen burada? Anam ben ne yaptığımı biliyor musun abi? Öyle duruyorum. Irz düşmanı mısın lan sen? Yok Allah belamı versin. Ben sadece bir tadına bakayım. Ne? Neyin lan tadına bakacaksın? Neyin tadına bakacağım ben lan? Bir şunu biliyorum diyor abi ya. Vallahi
Kebabın tadına bakıyorum abi ya. Kebabın tadına bakacağım. Kebabın tadına bakacağım. Bak ben eskiden burada çalışıyordum. Yemin ediyorum benim işim buydu abi. Bak şimdi şu kebabın tadına bak bakayım. Ay nasıl güzel değil mi? Garson! Garson! Ya ne garsonu görsün? Çok affedersin garson sen tut. Vallahi bırak. Gel gel. Sen de şunu bir ağzına atıver. Vallahi hemen bırak. Geliyorum ben bırak. Hemen. Bırak. Ay. Seni Allah bildiği gibi yapsın he. Yok abi, bu böyle olmayacak abi. Biz bunu kısırlaştıralım, olayı kökünden çözelim. Ya adam, ya sen nasıl bir şeysin ya? Ya gebertirim seni, gebertirim. Bak söylemedi demeyin, bu adamın ölümü benim elimden olacak. Ya da bizim ölümümüz bu adamın elinden abi. Amma abarttınız be! Sanki özellikle yaptım. Tuzak kurdular bana Arif abi. Kadını getirip oturttular karşıma tek başına. Bilsem kocası orada, gelecek birazdan. Aptal mıyım ben gideyim oturayım kadının karşısında ya? Hayat böyle bir şey. Ne zaman ne geleceği başımıza belli olmaz. Ya. O gün Şehnese bizden değildi. Şehnese ne lan? Şansın içindeki seslilerin çıkarılıp bana düşmüş olan tarafı. Biz bunu direkt müziğe satalım abi. Abi bunu müziğe satsan ne olacak ya? İsveçli bilim adamları bile çözemez bunu. Ne oluyor? Şşt, bu ses ne? Ne oluyor lan? Telefon sesi bu. Anne telefonun mu çalıyor? Manyak mısın oğlum? Benim telefonum mu var? Oğlum ses senden geliyor. Dalga mı geçiyorsun bizimle ya? Aa, evet. Vay telefon mu yaptın lan? Hayırlı olsun. Ne yapmasın bir oğlum? Bu telefonu alacak para ne gezer bende be. Deli misin nesin? Bir şey söyleyeceğim. Yani son model ha. Ver bir bakayım. Ya dur bir oğlum ya. Kadının masasında oturduğunda masada fark ettim. Adamla böyle kavga etmeye başlayınca o arabada da Indira Gandhi yapayım dedim. Lazım olur ileride bize diye. E kim arıyor? Aa! Aşkım arıyor. Ali nasıl açacağım ben bunu? Parmağınla it şöyle yukarı doğru it. Ha. Böyle yap parmağı böyle. Şöyle mi? Ha, yukarı doğru. Efendim aşkım. Ne biçim konuşuyorsunuz siz öyle ya? İyi ki bir telefonunuzu yürüttük yani. Ne biçim konuşmak bu böyle kaba saba? Biraz kibar ol. Atlarımın telefonunu çaldık. Bu kadar kaba saba davranılır mı insana ya? Hayvan! Sıçtım ağzına. Hah buyur. Boku yedik. Şimdi herif buraya kadar takip edecek bizi. Aldık mı başımıza belayı? Of. Neyse merak etme abi. Ver sen onu bana ver. Ben şimdi bu numarayı bir engellerim. Bir daha arayamaz abi. Aferin lan Ali. Hadi beyler bu kadar mola yeter. Kaldırın çanaklarınızı tüyelim buradan. Kestirmeden. Efendim? Kestirmeden. Arif abi. Saçının kahkülünü kes de şu kestirmeden geç deme bana. Ödüm kopar hayatta geçemem orada. Vallahi mı? Vallahi. Gideceğiz gitmeliyiz ve mecburdan gideceğiz. Başka çaremiz mi var lan? Yürüyün buradan gidiyoruz hadi. Baş baş. Aslında biraz da mantıklı. Başka yol yok mu? Yok. Tamam. Yok. Sen şunu al. Arar marar belki. Önden de yürü Arif abi. Büyüksün abi buyur tabii ki. Oğlum korkmayın, sakin olun lan. Mezarlık en emniyetli yerdir, bir şey olmaz. Ya, ben hayatta korkmam böyle şeylerden de. Gene de girmesek iyi olurdu. Ölüler sonuçta be. Oğlum ayağa kalkacak halleri yok ya, Allah Allah. Lan oğlum orada bir şey gördüm, bir şey yandı söndü ya. Yok Arif abi, saçmalama yani. Şimdi gece gece kendini korkutma. Ay Arif abi, nenem söylerdi. Buralardan gezerken böyle dua etmek lazımmış. Yoksa ölüler hortlar derdi, hortladı bu anda. Yok oğlum, yok bir şey yok ya. Ben şey yaptım, öyle bir anda ne oldu lan demedim. Ne oldu, panikledim. Anam! Beyler, ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler, Mustafa gel. Ben de şöyle biraz dolanayım bari. De vallahi şu anda korkudan Yusuf Yusuf'um ha. Kalıbının adamı ol Arif abi. Korkacak ne var Allah'ını seversen. Hadi yürü dolan sen dolan. Biz seninle kalalım mı bu gece beraber yatalım bari. Hadi git lan işine manyak. Hadi git tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ala
Ali! 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 Ne oldu lan? Ali uyuma. Ne olur uyuma. Sen uyuyunca çok korkuyorum evin içinde biliyor musun? Ben uyuyunca uyu sen. Tamam, sakin ol oğlum. Oğlum ben varım. Allah'ım! Kuzeyhan! Ay ortak geldi! Geldi mi? Şşş! Sakin ol. Sakin. Bağırmamam lazım. Oğlum açsanıza lan benim. Arif'miş. Arif Fortnite'miş. Ne korktun lan Ali? İnsanı da korkutuyorsun. Çekil ya, çekil. Oğlum niye açmıyorsun şu kapıyı? Ağaç oldu dışarıda ya. Hoş geldin Arif abi. Kolonya. Sağ ol. Peçete. Terlik. Ben şey için geldim. Hani şu cep telefonu vardı ya, çalıntı olan. Ne bileyim belki bir teknik bir aksamına bir şeye bakarsınız diye içim rahat etmedi, uyuyamadım, getirdim işte. Yani senin gibi duyularını böyle organ naklerine bağlamış bir adamın bu kadar hassas olması götünün korkusundan olsa gerek. Korkudan uyuyamadım, kıçım yemedi demiyor da telefonu bahane ediyor. Senin kız var ya, onu gördüm ya, kulaklıkları takmış dolanıyordu ortalıkta. Harbi mi? Vallahi. Nerede gördün abi? Çarşıda. Ulan şu siftahsız kadar olamadım be. Hiç söyleme ya. Deme öyle, adamın hesabını bozma. Allah belanı versin, şuradan böyle baş parmağımdan çekerim böyle toplarım. Ağzının içine tükürürüm, Allah belanı versin ya. Siftahsız deme ya, öyle gene diyorum. Ben siftah ettim. Tabii. Açın da şeyinize gülün. Ettim diyorsam ettim. Siftah ettim. O halta ettim. Esah mı lan? Vallahi esah. Hadi lan. Evet lan. Aslında karı bana o halta etti. Yuh, nasıl yani? Şöyle ben bakirdim. Karı ırzıma geçti. Ama iyi de etti. Soyun. Ama ben soyacaktım. Ama itti. Benim de. Allah belanı vermesin Mustafa. Salak. Ya gülmeyin arkadaşlar. Siftahsız olmadığımı anlayın diye anlattım. Yani işin özü işte o günün hatırası olarak o haritayı tam 4 yıldır saklıyorum Arif abi. Nerede? Ne nerede? Harita nerede? Ne haritası? Oğlum deminden beri bahsettin, harita nerede? Ha, o harita böyle bir aklım gidip geliyor aklım öyle bir. Şeyde işte bunun içinde özel bir kutum var, kutunun içinde. Ya sen manyak mısın? Madem harita burada niye vermiyorsun oğlum? Çıkar şunu, ver. Ha, dedi mi vereyim ya. Burada. Arif abi, bu dangalak ne haritasından bahsediyor? Benim kafam harbiden karıştı şimdi. Oğlum ben de anlamadım. Harita dedi, bakayım ya. Bakar mısın Arif abi? Evet. Mustafa'nın M'si. Görüyor musun? Benim için önemli bir kutudur. Bütün anılarım bu küçücük kutunun içinde saklıdır. Her şeyim burada, hayatımın anıları. Çok saygı duyduğum bir kutudur. Mesela işte bu gözlük. Mustafa haritayı ver, haritayı. Ha, abi ya işte bu. Heh. Arif abicim. Lan oğlum parayı bulduk galiba ha. Nerede, kimde para? Oğlum dur be. Lan bu define haritasına benziyor ya. Ya harita olsa ne olacak Arif abi? Harita olsa ne olacak? Bir kere unuttuğunuz bir şey var. Bizde şans yok, şans. Öyle deme Ali. Bugün hissediyorum şans bizden yana oğlum. Bak ne geldi aklıma. Hadi Celal'in kumarhanesine gidelim. Bugün kumar oynayalım. İnanıyorum kazanacağız. Hayır efendim. Gecenin bu saatinde hiçbir yere gidemezsin. Bak, hep aynı şeyi yapıyorsun. Bir kere benim dediğimi yap. Gidelim diyoruz lan. Gitmeyeceksin efendim. Bak hep aynı şeyi yapıyorsun. Gideceğiz. Gitmeyeceksin. Gideceğiz. Gitmeyeceksin efendim. Gideceğiz. Otur yere. Aa kesme.
Tamam, karar verilmiştir. Gidiyoruz. Ama bana bak, Celal'in oraya gidince haritadan sakın bahsetme. Yemin ediyorum tilki gibidir, alır elimizden ha. Tamam, hiç merak etme. Kimseye anlatma Marif abi. Kolonya. Ver. Selpak ver. Telekleri de çıkarırız zannederken. Al. Haydi bakalım. Kare as. Evet kardeşler. Kredi istediniz, kredi verdik. Şimdi ne olacak? Vallahi abi yani sen gelene kadar biz kazanıyorduk. Kes lan! Ne yani? Ben şimdi hile mi yapıyorum burada? Yok abi, estağfurullah da aniden şey olunca. Neyse neyse, tamam. Şansınız yok, kaybettiniz. Deyin bakalım, bu borcunuz ne olacak? Bize paramız yok ki abi. Mahmut, vur oğlum. Dur. Vurma. Canım, bizim paramız yok dedim. Kemal abinin var. Ulan yaktın be adama. Celal abi, sen vur bize abi. Kemal abi kim? Baharatçı. Baharatçı kim? Baharatçı Kemal abi. Yaz kızım. Aman, yaz kuzum. Ver bakayım şu adresi. Ben tam hatırlamıyorum ki adresi. Mahmut, vur oğlum. Anam ya, sokma onu! Çekil ile, çekil ile! Kazandık yerine sok! Şeytan kapatır abi! Tamam, söylüyorum, adresi veriyorum! Ilamur Sokak, numara 12. Baharatçı Kemal'in dükkanı. Soktun mu içeri? Soktun mu içeriye? Ay. Yazdın mı? Tamam abi. Evet, kardeşler. Sabahın kaçı oldu? Benim de karnım acıktı. Ben diyorum ki, şimdi buradan gidelim. Kalk. Benim bu göl kenarında yazlık bir depom var. Oraya gidek, güzel bir yemek yiyek. Sonra da güzel güzel sohbet ederiz. Ha? Ne dersiniz? Götürün bunları. Kalkın bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Acımıyor ki. Acıyor lan. Şaka yaptım lan, acıyor lan. Oğlum, ben bir şey yaptım. Gözlerim yanıyor abi. Size anneme söyleyeceğim bana. Yemin ederim, benim bir şeyden haberim yok ya. Kurban olayım. Ağzım gözüm salgam oldu. Yemin ediyorum şu büyük balıkları. Abi. Allah belanı. Baba, bu kuleyi baba. Çok vicdanlı bir adamım ben kardeş. Bu kadar mı yapacağım? Bak hele Ali'ye. Daha yavaş vur. Ayaklarının altı morar. Celal abi, normalde insanın canı acıyınca abi der ama yani benim sana baba diyesim geldi. Çünkü öyle bir dövdürüyorsun ki babam geldi aklıma. Ay. Bana bak. Seninkinin beyni ayaklarına karışmış. Onun beyni olsa bu kadar borcun altına girer mi? Ben sizi buraya gömmeye değil, param almaya geldim sadece. Yani benim az çok tanımış olmanız lazım. Böyle ifade ediş şeklim, hani alışık olmalısınız. Onun için vicdanım rahat etsin diye sizin borcunuzu 100.000 TL yaptım. Ne? 100.000 mi? Bir kelime daha dersen 200.000 olur. Haydi dilime sokayım. Şimdi
size 15 iş günü veriyorum. Eğer o 15 iş gününde paramı geri getirmezseniz hiç üzülmeyin. Hiç üzülmeyin. Çünkü ben sizin yerinize vicdanım el verecek ve size muhteşem bir cenaze töreni düzenleyeceğim. Masraflar benden ha. Şimdi gidebilirsiniz. Sen dur. Kemal Efendi, sen dur. Şuraya iki tane imza at bakayım. Atan atan hadi. Nerede şuraya? Gerisini ben doldururum. Sağ ol. Şimdi gidelim biz. Afiyet olsun. Eyvallah. Kuzular, gel bakayım. Buyur abi. Hay sizin ağzınıza sıçayım ben ya. Hay ağzınıza sıçayım. Ulan doğru işleri yapsanız falan. Ha? Ulan kumar sizin neyinize ha? Bu kadar boşlanmışsınız lan. Ulan sizin yerinize ben senede imza attım ben. Ulan bu borcu nasıl ödeyeceksiniz? Ha? Nasıl ödeyeceksiniz? O nerede lan bu? Ne lan hazine meselesi? Abi ben şimdi açıklayayım. Bu herife hediyede bir harita vermişler. Haritadan haberi yok, saklamış bu zamana kadar. Ne işte hazineyi bulacağız. Ulan oğlum bırakın böyle ulan boş işleri. Güzel işleri yapın lan. Allah Allah. Yarın şeye gidiyorsunuz lan ikiniz. Gazi Paşa'ya. Ofise gidin. Benim gönderdiğimi söyleyin, işe başlayın. İyi de abi şimdi yani... Kes lan, kes. Ya oğlum sen manyak mısın? Gömleğini niye giymiyorsun lan sen? Abi zaten sinirden hararet basmış, tepem ısınmış. Ne gömleği ya? Ha siz ağa... Tövbe tövbe. Hadi yürüyün lan. Sana da iş bulacağım ama. Yürüyün. Dümbük on dümbükle. Buyurun, ne istemiştiniz? Merhaba, ben Ali. Ben Mustafa, siz? Bizi Kemal Bey gönderdi. Oğuz Bey ile görüşecektik de. Gelin. Sağ olun. İyi günler. Oğuz Bey, arkadaşları Kemal Bey diye biri göndermiş. Tamam, toplantı odasını al arkadaşlar. Nazlı Hanım işi anlatsın. Peki. Çok teşekkür ederiz. O kadar memnun olduk ki Oğuz Bey. Sağ olun. Tamam, gerek yok. Lütfen buyurun beyler. Ben de onu şey çektim. Allah Allah, nasıl bir göt lan o? Ya ne boktan sorular bunlar Ali be? Saçma sapan şeyler, hiçbir şey anlaşılmıyor. Ya sorulardan sana ne Mustafa? Sen sor insanlara onu, onlar sana cevap versin. Bu kadar basit. Ama gene de karışık bir oğlum. Nasıl cevaplayacaklar bu soruları? Of! Of! Bu ne ya? Ben bu Zavazingo'dan da bir şey anlamadım. Zaten bizim anahtarı buna niye bağladılar? Onu da anlamadım. Mustafa. Mustafa. Kardeşim bak. Bu. Basıyorsun bu düğmeye. Yanıyor ışığı, gördün mü? Ana evet. Basıyorsun kapanıyor. Evet. Basıyorsun açılıyor. Evet. Basıyorsun kapanıyor. Evet. O kadar basit. Çocuk oyuncağıymış ya. Gerçekten ha. Ali. Ne var? Şu ofisteki karı var ya. Hangi karı? Ya anket ofisindeki. Bilge Hanım mı? Ha işte Bilge Hanım var ya. Hı. O herifle kırıştırmıyorsa ne olayım? Nereden biliyorsun oğlum? Anlarım oğlum ben. Herif kadının götüne baktı. Yuh. Vallahi çatala dikti böyle baktı. İkinizin de gözü aynı yerde birleşti yani. Ya aslında vallahi tam da emin değilim bakıp bakmadığını ama sanki bana bakmış gibi geldi. Mustafa emin olmadığın şeyler hakkında böyle konuşma. Günah. Doğru diyorsun aslında vallahi. Belki de bakmamıştır ama ben gene de öyle söylemek istiyorum. Neden biliyor musun? Bu ikisine de gıcık oldum lan ben. Gıcık lan bunlar. Vallahi gıcık. Of öküz oturdu öküz. Ha gördüm yenge. Kapa pencereyi kapa. Öcü müyüz biz be? Hortlak mıyız biz be? Ha? Namusumuzla bir iş yapalım dedik. Ulan burada. Sakin ol Mustafa sakin ol hadi gidelim hadi. Her zaman böyle sinirlenmem ya. Hakikaten asabiyetim bozuldu ya. Bu böyle olmayacak Ali. Biz kendi kendimize sorup kendi kendimize cevaplayalım. Boş ver bunları ya. Haklısın lan ne uğraşıyorsun ki bunlarla? Ne uğraşıyorsun? Kapa sen. Hadi kapa gir içeri hadi. Soruyorum Ali. Sor Mustafa.
1. Çamaşır makinenizin markası ne? Evet. Güzel soru. Soru 2. Evet. Çamaşır makinenizin fişini nereye takarsınız? Peki efendim. Son düzenlemeleri yapalım. Bütün bilgileri size mail olarak göndeririz. Peki. Size de iyi günler. Merhaba. Merhaba. Hayırdır, siz niye bu kadar erken geldiniz? Yok erken değil yani, o kadar başarılı bir ankette ki hemencecik dolduruverdiler değil mi Oğuzcuğum? Tabii canım, zaten sorular da çok güzeldi. O kadar güzel sorular sormuşsunuz ki bir kere de bildiler. Tabii canım, hem anket bittiği için dolduramayan vatandaşlarımız oldu. O kadar üzüldüler ki. Evet, şarap şarap ağladılar. Çok üzüldüm ya. Bilge Hanım, bakar mısınız? Şu anketleri bir kontrol eder misiniz? Bu arada numaraları da teyit edersen iyi olur. Tamam mı? Kendi kendine. Mi doldurdunuz? Yok. Teyit ettik, kafanızdan numaraları sallamışsınız. Bilgisayar nerede? Yok. Ulan ben sizin! Allah! Ana! Ali aklıma bir şey geldi. Sakın senin aklına bir şey gelmesin Mustafa. Senin aklına ne zaman ne gelse başımız boktan kurtulmuyor. Bana bak, gel gel gel. Gel bir dakika bak. Çamaşırları görüyor musun? Ha? Oğlum manyak mısın? Çamaşır mı? Bağırma be. Ulan çamaşır mı çalacağız? Bu kadar düştük mü be? Düşmekle ne alakası var kardeşim? Bu çamaşırları çalıp gidip bit pazarına satarsak, parasını da cebimize koyup Kemal abiye gösterirsek anketten kazandık deriz, o da inanır. Peki. Peki Oğuz bunları Kemal abiye söylemeyecek mi dersin? Oğuz 6 ay kendine gelemez. Ulan Musti, 40 yılda bir işe yaradın ha. Ya anlamadığım şey oğlum Ali, o kıyafetler o koca kadının neresinde olacak lan? Oğlum. Ay oğlum memesine sütyen sığar mı ya? Bak kızının filandır işte, ne bileyim. Biz elbiseleri sattık mı sattık, paramızı aldık mı aldık. Allah'tan kadın sonradan geldi ama. Ay doğru diyorsun, önceden gelseydi bu para da yanımızda değildi şimdi, mahvolurduk değil mi? Tabii canım. Sorma lan. Aa. Gördün mü? Ha. Baksana ne yazıyor? Altın Koza Film Festivali. Biliyorum ama içine girmedim daha önce. Ya içine girmen önemli değil Ali'ciğim. Bak festival mestival dediğine göre sonunda para ödülü var bu işlerin. Acaba diyorum bu para ödülünden yararlanabilir miyiz? Manyak mısın oğlum? Film mi çekeceğiz? Niye çekmeyeyim ya? Beni hafife alma Ali. Cep telefonuyla film çekilebiliyorsa pekala çekebiliriz. Hadi gel konuşalım. Abi manyak mısın sen? Ben girmem oraya ya. Ya gireceğin yer şurası ya. Hadi gel konuşalım. Ya bir yürü git Mustafa ya. Hani sinamikisin be. Gelmezsen gelme. Ben konuşurum. Lan oğlum. Lan manyak. Abi manyak. Harbiden manyak var. Diyorum ne anlayışsızsınız ya. Bir dakika hocam. Ulan ya, Mustafa be. Bir romantizm yaşatmadım. Bir dakikanızı alayım ben. Bir dakika. Bu ne sevgi ya? Ne oldu lan? Keşfettiler mi seni? Bir yerimin artisi.
Bana bak Ali, bu altın kozalak müdürü beni çok yetenekli buldu. Bir hafta daha çalış, ondan sonra gel bakarız dedi. Tabii canım. Abi çok sağ ol ya vallahi. İş çok güzeldi. Adın da bizi çok sevdi. Kes lan kes, kes, kes. Adamın bilgisayarını mahvetmişsiniz ya. Ulan ne istediniz adamdan ha? Ne istediniz? Haklısın abi, elimize gözümüze bulaştırdık yani. Tamam, yapacak bir şey yok artık. Ne yapacaksın? Olan olmuş, biten bitmiş. Ben depoya gidiyorum. Göz kulak ol buraya. Tamam abi. Bak, bilgisayar işine benzemesin ha. Ya ayıp sana Kemal abi ya. Buyur abla. Merhaba. Merhaba. Evladım, bitkisel yağlardan neler var sizde? Kimin için, niçin? Kırışıklıklar için bana ne önerirsin? Ablacığım, sakın beni yanlış anlama. Baharatçı acı söyler. Ben seni buradaki bütün yağlara batırsam... hatta üstüne bir de ütü yapsam... nafile, boş yani, boş. Terbiyesiz! Ahlaksız seni! Ne oldu, ne istedi? Hiç, kırışıklıklar için yağ istedi, kırışık şeyler için. Ne oldu? Ben de yani niçin dedim? Ne dedin? Benim için deyince ütü yapsak yine boş dedim, kurtarmaz. Kadına mı dedin bunu sen? Evet. Ulan seni. Ya Kemal abi, çıkar, Kemal abi. Çıkar, ya, çıkar, tamam abi, çıkar seni. Adam olmayacak bunlar ya. Ulan çayı mı değişmiş dümbük? Buyurun başkanım. Hulusi'ye bugün daire başkanına ulaştı. Bugün bitsin bu. Yetişsin. Tamam. Peki başkanım. Çok affedersin kardeş. Çok affedersin. Affedersin, bir şey söyleyeceğim. Çok affedersiniz. Ben başkanla görüşmek ne istiyorum. Ne işin var başkanım? Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok mu önemli? Çok mu önemli? Bu kadar mı hayati? Bu kadar hayati. Hadi gel bakalım. Hay Allah razı olsun. Evet, buyur Mustafa Bey. Beni başkanına götür. Gözünün yağını yiyeyim kardeşim. Ben yardımcı olayım sana. Niye ille de başkan istiyorsun? Söyle bakalım. Sen mi edeceksin? Ben yardım edeyim. Sen kimsin de yardım edeceğim? Bana başkan lazım. Benim başkanın en yakınındaki adamlarım. Senin gibi öyle yakınıyım ben de onun. Öyle mi? Ha, o zaman olur, Allah razı olsun. Şimdi bak derdim şu. Söyle başkana. Ben bir inşaatta çalıştım. Hı. Adam paramı vermedi. Kim bu adam? Mahmut. Şuradaki inşaatın sahibi. Arka taraftaki inşaatın. Heh. Ya bu kaçıncıdır Mahmut'tan şikayetlenip gelen adamlar? Bu Mahmut'la herhalde tam fırıldak olmuş. Fırıldak, fırıldak. İşte söyle başkana, o fırıldaktan paramı alıversin. He? Çok param var ya. Tamam, tamam, ben yardım ederim. Başkana da söyler. Al. Ne kadar peki senin alacağın bu Mahmut'tan? Çok fazla bir şey değil. 300. 300. Kaç liradır adı insan alacağını bilmez mi? İşte hesaplamaya çalışıyorum. Ha, tamam, 300 lira mı? Oh, 500, 500. Ya 300'dür ya 500'dür. Yok, 500 canım, 500. 500. 500. Ha, 500. Benim mi bu? Senin artık, tamam. Ana, ben başkana söyleyeceğim, o Mahmut'tan o senin parayı alacak başkana. Ay, ay, ne iyi adamsın sen ya. Sen de iyi adamsın. Ha, sen başkan olacak adamsın ya. Ya başkanımızın bize talimatıdır. Hemşerimizin alın terini kimseye yedirmeyiz biz. Hay Allah razı olsun, ne iyi adamsın sen. Sen de iyi adamsın hemşerim, sen de iyi adamsın. Hay Allah razı olsun. Sen de iyi adamsın. Ya memlekette hala iyi adamlar var. Çok benim hemşerilerim de güzel adamlar. Ambulans? Ben de şimdi geldim. Ambulansla gittiler. Bilmiyorum ki, Murat fenalaşmış. Ben de Selda ablanın sesini çıktım. Tamam, korkmayın, bir şey olmayacak. Hangi hastaneye gittiler? Orta Doğu Hastanesi. Siz şimdi hemen hastaneye gidin.
Ben de çocukları toplayıp geliyorum, tamam mı? Tamam, hadi. Hadi. Doktor bey, bizim hastanın durumu nasıl? Siz kimsiniz? Biz Murat'ın abileriyiz. Evet. Murat'ın durumu çok ağır ve her geçen gün ağırlaşmaya devam edecek. En kısa zamanda üniteye bağlamamız gerekebilir. Tabii bu gece yapacağımız tetkiklerden sonra bu durum ortaya çıkacak. Tetkiklerden sonra tekrar görüşürüz. Ya bir şey soracağım doktor bey. Allah aşkına bu nasıl bir hastalık? Bunun bir çaresi, tedavisi yok mu ya? Ne oldu? Arif abi, Murat'a ne oldu? Tamam. Ali ne oldu Murat'a? Bir şey mi oldu? Yok, yok. Anlatıyor işte, tamam dur. Bu hastalık çok... Ali! Ulan Ali! Allah, kimsin lan sen? Kimsin oğlum? Mustafa, Mustafa ben. Mustafa! Lan Mustafa! Hı. Niye insan gibi uyandırmıyor oğlum beni ya? Bir dur Ali ya. Bak görüyor musun? Bak. Eski futbolcu rahmetli Sedat Balkanlı var. Hatırlıyor musun? Hani kafa golleriyle ünlü. Hatırladın mı? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. ALS hastasıydı. O zaman rahmetli Sedat için bir futbol maçı tertiplemişler. Gelirini de onun hastalığı için ona bırakmışlar. Ne gülüyor aklıma biliyor musun? Bizim Murat var ya. Murat için de ünlüleri toplasak, bir maç tertiplesek. Gelirini Murat'a bıraksak diyorum. Ne dersin? Tamam, gelsin. Gelsinler. Gelsinler. Bence de gelsinler. De, yani nasıl getireceğiz? Yaz bir mektup oğlum. Yaz. Ya mektup. Ben bunu nasıl düşünemedim? Mektup yazayım, göndereyim. Değerli abim Erman Toroğlu. Ayse. Hmm. Ayse. Hmm. Hadi yavrum, boynun tutulacak. Kalk, kalk. Allah'ım, bu kadının uykusu ne kadar ağır ya. Dur, dur, dur. Hoppacık. Hadi bakayım. Ne yapıyorsun ya? Üf, boynun bırak. Tutulacak yavrum. Ay. Ay, kur yapıyorsun ama şuradan şuraya götüremiyorsun. Ne alakası var be? Kaç kilosun ki? Ben seni aslında rahat götürürüm de... ayağımı şey yapınca terliği o şeyinden şey olduğundan ondan şey oluyor. Yoksa nedir aslı? Tabii tabii. Ay, bırakır mısın beni? Sence?
Yarın işin yok mu senin? Bakacağız. Ha. Bana bak. Ha. Çok güzel gözüküyorsun. Ha. Hadi. Ne? Ne? Hadi. Bana bak. Acıcıyorum. Acı. Acı. Ya Kemal abi, gel şu hazine işini yapalım. Bak elimizde hazır harita da var. La oğlum ben bu işleri bıraktım diyorum ya. Ya. Siz de bıraksanız iyi olur. Ya abi, başka yolu yok. Hem bir deneyelim. Belki bir şey çıkarır. Bak Kemal abi, yani seninle Celal'in başını belaya ben soktum. Onu da bir yere yazdım ben. Unutmadım yani. Bunun hesabını sana soracağım. Suçlu benim. Yani arkadaşlarımın hiçbir hatası yok o konuda. Burnunu boktan çıkartamadım senin ben. Ama yine de şuna bakıver. La oğlum olmaz dedim. Olmaz. Ya ben tövbe ettim diyorum kardeşim. Anlamıyor musunuz ya? Hadi be abi ya. Çocuk ölüyor abi. Ver bakayım şunu. Hadi ver Kemal abim. Hay Allah'ım yarabbim. Neredeymiş? Ana, bekle lan bir dur, bir dur. Heyecan yapıyorum da ben abi. Gerçekten bu. Gerçekten bu. Var mı? Sanki bu bağırıp milleti basmaya çekiyorsun ya. Hakikaten gerçek mi abi? Varma lan, varma, varma. Sus, boğ lan şunu, boğ. Tamam sıkıntım, sus. Lan, sakin olun ya. Herkesi başımıza toplayacaksınız ya. Şimdi ne yapıyoruz abi onu söyle. Bakalım neresiymiş. Bakalım. Kemal abi. Saat değil mi ya? Aferin lan doğru. Ha. Küçük saat lan bu. Buradan şey yaparsın. Ahan da bu haç değil mi abi? Haç mı? Tövbe bismillah. T harfi değil mi oğlum o küçük T? Emin misin sen bunun haç olduğunu? Haç ulan haç işte haç. Aa ana. Kilisenin olduğu yer lan burası. Hı. Mezarlık var lan orada mezarlık. Mezarlıkta ben çok korkarım anne. Mezarlıkta korkarım çarpar. Bir çakacağım şimdi göreceğim anne yatayı. Mezarlık günde 40 kere bayılıyor ya. Bir dur geçin üstüne otur ya. Mezarlıkta korkarım dur Kemal abi. Abi şimdi ne yapıyoruz? Yok abi. Olmaz bu iş. Sen ısrar et şey yap. Başka şansımız yok. Abi bizim hiç şansımız olmadı. Gözünü seveyim ya. Ya bu iş için alet edevat gerek. Zaman gerek. Dedektör gerek. Araba lazım. Araba işi bende. Çalacağım mı? Yok ödün çalacağım. Sonra geri veririz. Tamam. Arabada sana yardım ederim. Dedektör işi de bende abi. Ne yapacaksın? Dedektörcüyüz hocam. Oha! Neden? Olmaz mı ki? La havle ve la. Tut şunu. Sağlam tutun ha. Ben şimdi geliyorum. Dedektör nasıl bir şey lan? Düdük gibi bir şey galiba. Ağalar nasıl? Aa, Kemal abi, hani sen alet edevatı dağıtmıştın ya. Ya orasını karıştırma oğlum ya. Bu bir arkadaştan bana öyle bir hatıra kaldı işte. Biz de bunu düdük zannetmiştik biliyor musun Kemal abi? Bayağı büyük bir şeymiş bu. Ne iş ya? Abi şimdi ne yapacağız biz? Nereye gideceğiz? Nerede arayacağız? Bize deneyimlerini anlatmayacak mısın Kemal abi? Yani bu haritada da ecnebi bir şeyler yazıyor üstelik. Ya tamam dert etme oğlum yanına. Ver lan şunu bana. Oynama oynayacak mı bu ya? Ben bunu ortadan bir kaldırayım dede. Karar veririz. İnce bu iş tamamdır. Arkadaşlar. Bu işi Murat'ın tedavisi için yapacağınızı biliyorum. Ve bu işten asla vazgeçmeyeceksiniz. Ya öylesine ki iliklerinizin en kör noktasına kadar benimseyeceksiniz kardeşim. Bak Kemal abi ilik dedin yani canım nasıl ilik çekti biliyor musun? Buna böyle bak alacağın iliği. İpletici içim kalkıldı ya. Lan bir cıvım alan, bir cıvım alan, bir cıvım alan.
Şurada ciddi meseleler konuşuyoruz ya. Ya tamam abi, onda problem yok. Gömüyü bulduk mu ameliyatı yaptırıyoruz, o tamam yani. Yalnız Arif abi sana bir şey diyeceğim. Gömü falan diyorsun da imamsız ben gitmem. Ne imamı lan? Cami. Bildiğin cami imamı. İmamsız gömüye falan gitmem. Allah belamı versin, korkarım ben. Tamam tamam tamam. İmam işi bende. Hallederim kardeşim. İmam olmaz abi. Niye olmuyor? Bize papaz lazım. Hoppala. Oğlum ne papazı ya? Ya Arif abi, Hristiyan mezarı değil mi bu? Bize papaz şart. Hay ağzını öpeyim lan. Papaz şart. Bize papaz şart. Kilise papazı. Şimdi Arif abi ninim anlatmıştı biliyor musun? Gömülerde falan inler cinler piriler gezi veriyormuş. Papaz gidince oraya onları kovalıyormuş. Korkarım, papaz şart. Tamam ya, buluruz bir papaz, ne olacak? Tamam ya, buluruz bir papaz, ne olacak? Kolaydı o kadar da. Nereden buluyorsun ya? Papaz efendi gelir misin bir saniye? Hani sizin mezarlıkta bir gömü varmış da onu çıkaracağız. Baba bize bir yardımcı olsan, hani bir omuz atsan, kazma kürek kap gel filan. Olur mu öyle şey ya? Anasını satayım, zorla götürürüz ya. Tamam lan, bak o olur işte. Beyler tamamdır. Hadi şimdi siz ufak ufak naş. Benim yapacak bir sürü işim var da. Sen gelmiyor musun Kemal abi? Ya ben diyorum benim işim gücüm var, sen diyorsun gelmiyor. Dükkanı kime emanet edeyim ya? Sen olmadan olmaz abi. İyi tamam. Bir çaresine bakarız. Hele şimdi siz al şunu. Hadi. Bir bari sen al Arif abi. Ben alamam, ben kaybederim. Şimdi korkarım ben. Papatsız, arıta bile tutamam. Ya hadi şunu alın, kaybolun hadi. Baştan kimseye bahsetmeyin, tamam mı? Ben kimseye söylemem. Ben bir söz. Ben bir söz. Alın götürün şunu buradan ya. Alın, elimde kaza çıkacak şimdi ha. Hadi gidin. Hadi yürü. Şunu yedim. Arif abi papaz şart biliyor musun, ben korkarım. Yürü. Sizin zevkinize tüküreyim. Oğlum madem çalacaksınız, bunu mu buldunuz lan bula bula? Sanki galeriye okutacağız. İşimize yarar işte, görür işimizi. Ya arkadaşlar, bırakın gevezeliği. Bir sürü işimiz var, daha keşfe çıkacağız, hadi. Dedantör nerede? Efendim? Dedantör. Sen sinirim bozuldu ya. Sinir geldi, şuraya oturdu, çıkmaz şimdi ya. Dedantör değil, dedektör. Arif abi, komiksin ya. Vallahi komiksin ya. Of. Hocam, mektupta belirtildiği gibi çocuk MS hastasıymış. Of, çok kötü be. Bu durumda ne yapmamı istersiniz? Ne gerekiyor sonra yapacağız arkadaş? Adana'ya gidecek misiniz? Hemen, acil. La Arif, niye cevap vermiyorsun ya? Ali! Ali! La Mustafa! Bunlar da evde yok ya. Ulan Kemal. Hiç olmasa bu sefer bu adamların yanında olsaydın ya. Bu eter ne kadar güzel kokuyor Ali ya. Bakayım şuna be. Şşt lan. Çörek tamam, kazma tamam, hepsi tamam buradakiler. Arif abi, tineri de aldım abi. Sonuçta mezarlığa gideceğiz. Hani tinerci falan çıkarsa karşımıza, hop. Yok bala, yine gitti. Oğlum mezarlık deme şunun yanına, korkudan bayılıyor ya. Ne bileyim abi, unutuyorum işte. Kokla kokla. Tamam. İyi, hadi bakalım. Hadi rastgele. Dikkatli olun. Ya Mustafa, bak anlaştığımız gibi ha. Sen şöyle acıklı bir hikaye uyduruyorsun, gerisini bana bırakıyorsun, tamam mı? Oh, Halif abi hiç merak etme ya. Sen hiç merak etme. Altın kozada kıymetimi bilememiş olabilirler ama bak burada nasıl oynayacağım. Mustafa Slavski tekniğiyle oynayacağım evde. Hiç merak etme. Cıvıma lan, yürü. Halif abi ya, acayip işim geldi. İçeride tuvalet var mıdır? Oğlum boşaltma çeşini, yürü. Kimdir?
Papaz efendi açın. Ha, bu saatte kapalıyız kuzum. Bizim için değil. Yahu gece gece ne yapıyorsun? Papaz efendi, tanrı misafiriyiz, açın. Tanrı misafiri gündüz olur, burası bir ay kapalı. Açın. Ya, Arif abi kapı açıkmış. Papaz efendi, Mustafa'yı cin çarpıyor da biz onun için geldik. Hadi bırak. İçimde. Bak böyle şeyler. İçimde. Yok. Doktora götür. Duyuyorum. Papaza git diyor. Papaza git diyor. Dur bir evlat, dur bir evladım. Ananın evine git diyor. İşte buralarda bir yerde görüyorum. Hep böyle şeyler yapıyor papaz efendi. Evladım bu ne oldu buna böyle, dur be. İçimdeki sesi duyuyor musun papaz efendi? Günahlarımı çıkart papaz efendi. Cin çarptı papaz efendi. Doktora götürün oğlum. Ya ama ısrarla günah çıkaracağım. Beni kiliseye götürün deyip duruyor. Nasıl? Nasıl? Müslüman değil mi bu? Ya bunun annesi babası Fransız. Dedesi falan da Fransız. İşte savaştan sonra burada kalmışlar. Nasıl? Hangi savaştan? Birinci Dünya Savaşı. Top seslerini duymuyor musun papaz efendi? Toplar patlıyor. Toplar. Ay, evladım görüyorsun tadilattayız. Ah beni köyümün yağmurlarında yıka papaz efendi. Beni köyümün yağmurlarında yıka. Ah toprak olur, taş olurum. Yolunda yol, taş olurum. Öleyim mi? Öleyim mi? Gel çocuğum merdiven altında yapayım seni o zaman. Ne? Hadi bakalım takip edin beni. Arif abi Allah belanı versin, ben merdiven altına falan gitmem. Bu uğursuzluk sayılır, gerçekten cin çarpar. Oğlum saçmalama, başka çaremiz mi var ya? Sen de gel öyleyse. Uğursuzluktur merdiven altı, sen de gel ben de. Ulan iki kişi birden günah çıkarılır mı salak? Korkuyorum ya. Yürü adamın asarına, yürü. Arif abi bir şey diyeceğim sana. Ne? Boyundaki kolyeyi gördün mü? Külçe altı galiba. Ulan sıçtırma kolyesine, yürü. Anlat yavrum. Allah belanı vermesin. Yanındayım evladım, anlat. Çok yalnızım. Çok. Anneannem öldü, dedem öldü. Büyük annem öldü, büyük dedem öldü. Çok yalnızım ben. Papaz efendi. Ama Tanrı seni korusun evladım. Tanrı aileni cennetine alsın. Bizler ne yapabiliriz ki? Sadece dua edebiliriz. İşte öyle olmuyor papaz efendi. Aile diyorsun, ailemde de iş yok. Karım, papaz büyüsü yaptı bana, papaz büyüsü. Kendimi öldüreceğim bu yüzden. Evladım, Tanrı'nın verdiği canı ancak Tanrı kendisi alabilir. Şimdi lütfen rahat ol, ben seni kutsayacağım. Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amin. Sübhaneke yok mu? Evladım şansını zorlama. Burası kilise. Burası kilise. Evet, artık buradan kuş gibi gidebilirsin. Padre, Figlio, Spirito Santo. Şimdi seni kutsadım evlat. Tamam. Lütfen buradan kuş gibi git. Oldu? Allah razı olsun. Tamam, rahatsın değil mi? Rahatım. Bir kuş gibi hafifledim ya. Papaz efendi. Ya. Sağ olasın. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Sağlıcakla. Demek sübhaneke bilmiyorsun. Kafir! Hani ben bayıltacaktım. Gerizekalı adam sen ya. Zamanında geldi mi beceriksiz. Sen gelene kadar adam beni bayıltacaktı. Benzisin işte, beklemiyorsun ki. Benzisin sensin. Dur dur dur, konuşma başına. Sen konuş. Kesin be. Kes. Hadi Fatiha okuyalım. Fatiha okuyamayız Arif abi. Niye? Adam sübhaneke bile bilmiyor. Hele papaz. Bak hala okuyor. Neden okuyoruz Fatiha'ya? Oğlum adamı öldürmüşsün lan. Ya Arif abi sen benle geze geze iyice bana benzemeye başladın ya. Öldürmedim diyorum sana. Sırtını şöyle hafifçe vurdum, bayıldı. Bak bak, nefes alıyor, bak bak. Bak bak.
kanatta ayılıyor. Ya Mustafa ne pis herifsin be. Elinin kokusundan adam ayıldı ya. Ali çık dışarı kontrol et. Şunu götürelim buradan hadi. Bırak Şükrü'yü bana yardım et. Bırak. Tut. Bacaklarından tut. Çek 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 çek. Evet. Al bakalım. Et. Evet. Tamam. Sür oğlum. Öndeki arabayı takip et. Ay. Tuvaletin olsa gerek. Neresi Ali? Ne tarafta? Şu ağaç. Gelin gelin bu taraftan. Peder efendi, süphaneyi iyi bilseniz süphane ki burada işimize yarardı. Bunlar başımıza geldi. Sen sabır ver be. Arif bekle Arif. Ana, buldum, buldum. Ha? Harç. Neyi buldun lan? Harç, harç. Hangi harç? Bu harç, o harç mı? Evet abi, bak. Tamam, şimdi ne yapacağız? Evet, şimdi hacın uç kısmından güneye doğru 5 adım sayacağım. Hadi say o zaman, hadi. Evet, hadi. 1, 2, 3, 4, 5. Galiba burası. Ne demek oğlum galiba burası? Orası mı değil mi? Evet evet. Burası. Hah iyi tamam. Galiba burası. O zaman hemen kazıyoruz orayı. Bak bir şey çıkmazsa var ya gömerim seni buraya. Çocuklar Tanrı sizi affetsin. Gömeyin beni ben size ne yaptım? Yüreğim ağzıma geldi. Üç kulvarla bir el hava kuda. Ecinliler çarpmasın bizi. Tövbe estağfurullah. Yürü, yürü, yürü. Hadi oku. Oku. Nome del padre, figlio dello Spirito Santo. Dio vi benedica. Ya sen üç kulu vallahi bir elhamde mi bilmiyorsun ya? Sübhaneke'yi de bilmiyordun zaten. Ha sen de bir papazsın. Ne bir papazsın sen? Arif abi Allah belamı versin. Bu çıkma papaz ben bunu döverim. Saçmalama Mustafa. Adam papaz ya. Hristiyan. Çok affedersin papaz efendi, tırsmışlığıma ben çok özür dilerim, çok korkuyorum ondan. Ne okursan oku, sadece oku. Ecinlileri kaçır buradan rica ederim. Okudum evladım, okudum evladım. Ya oku, Fransızca yok, Almanca yok, oku bir şey işte ya. Il nome del padre e figlio dello Spirito Santo. Dio vi benedica. Amen. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin kardeşim. Peder efendi Allah kabul etsin, gel gel. Oh. Oh. Amin inşallah. Arif abi Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ali Allah kabul etsin. Sağ ol, sağ ol Mustafa. Ya, aha. Lan! Aha. Buldum. Buldum. Vallahi burası. Bak tam şuraya. Papaz efendi gel sen şurada otur bakalım. Biz de işimizi yapalım. Ha bu arada kaçacak falan olursa papaz oluruz ona göre. Yok çocuklar ben iyiyim böyle aranızda. Ne kaçması canım? Şurada bakın. Bana bak papaz büyüsü dedikleri bu olsa gerek. Çıktı ya burada bir şey var gibi. Aa. Çek çek kaldı 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 kaldı. Hadi. Çek kaldı kaldı. Dur öyle. Ay çıkmadı be. Ya şey mi bunlar ya? Denerek. Ulan ne pis yerisin o. Zengin olduk galiba. Zengin olduk ya. Oğlum bu kaçıncı lan? Geçen de geldiğin etrafta mezarlık hırsızı var diye bir bok yok. Şimdi kalkmış bana papazı gömecekler diyorsun. Dalga mı geçiyorsun lan?
İşim gücüm yok, seninle mi uğraşacağım lan? Vallahi da billahi da amirim. Yemin ediyorum çukur kazıyorlardı, ellerinde kazma kürek vardı. Papazı gördüm ben, gömeceğiz falan diyorlardı amirim. Hey yarabbi. Oğlum şu papazı arayın bakalım. Neymiş öğrenelim. Maaş üstüne kum senin. La bana bak. Bu sefer de dalavere yaparsan Allah canımı alsın sürerim seni Adana'da. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Amirim birkaç defa aradık, cevap veren olmadı. Ne yapalım? Ekip hazırlayın, çıkalım. Gel sen de bizimle. Yaşasın be! Murat kurtuldu! Hepimiz kurtulduk lan! Arif abi, yeni bir hayat, yeni bir yaşam bizi bekliyor Murat için. Canım Arif abicim be, aslanım benim. Artık bana da bir pay verirsiniz çocuklar. Ayıpsın Topaz Efendi, Sezar'ın hakkı Sezar'a! Bir dur be, bir dur. Ne payı, ne diyorsunuz siz? Peder Efendi, biz bu altınları Murat'ın hastalığında kullanılması için çıkardık. Bunlar bir tedavi için miydi evla? Tabii, MS hastası olan Murat için. Ah, o zaman bana bir pay vermeyin, tamam mı? Bu da tedavide benim bir katkım olsun. bu yaşananlar da bizim aramızda kalsın, söz mü çocuklar? Söz değil Papaz Efendi, söz değil. Celal? Vay anasını sayın seyirciler, vay anasını be. Bizim saftiliklere bak. Define avcılığına başladınız ha, öyle mi? Sizin zaten bir bok yediğinizi düşünüyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Nereden buldunuz lan bu gömüyü? Sana ne? Kes lan! Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Senin karşında koskocaman bir iş adamı var. Sizi öyle serbest bırakıp sonra peşinize düşmeyeceğim mi sandınız lan size? Size yedirir miyim lan bunu? Ne yemesi abicim? Bunlar Murat için. Bak Celal, içinden borcumuz ne kadarsa al git. Bu sandığın yeri var. Yeri var. Bak Arif kardeş, sana bir şey söyleyeyim. Bazı insan vardır, şanssız doğar, şanssız ölür. Senin gibi. Ama bazı insanlar vardır, şanslı doğar, şanslı ölürler. Benim gibi, anladın mı? Vay anasını be. Ne felsefe yaptım be. Vallahi şerefsizim. Cuk diye oturdu yani ha. Şerefsizsin zaten. Gebertirim ulan seni. Ben Tanrı'nın verdiği cenaze Tanrı alırım lan. Kes lan. Çakma papaz. Bana bak. Şimdi defolun lan. Defolun. Gel Arif abi gel. Gel Allah'ın dar bulsun. Gel. 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 Ya bir yarım alsaydım. Defol. Gram da olur abi. Senin gramların lan şimdi. Dur sen papaz efendi. Gel buraya. Bana bak. Şunu okuyup üfle de sonra çarpılmayalım. Başlıyor. Amin. Dokunabilirsiniz. Sağ ol. Saf dirikler sizi. Ne yapalım Murat? Tinerci haklıymış. Aferin lan. Atın çukura. Sabaha kadar uyusun. Yazayım bana mafya be, yazayım bana. Subhaneke, subhaneke. Amin abi, subhaneke. Gördün mü bak nasıl imana geldi. Sakın kıpırdamay. Yoksa ateş ederiz. Ellerinizi başınızın üstüne koy. Ama komiserim, yanlış bir anlaşılma var galiba. Yat yere, yat, 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 yat. Bak şurada taş, bak hayda. Haydi bakalım çocuklar. Nasılsın Murat? İyiyim abi. İyisin, iyisin. Maşallah var Murat. Turp gibisin be. Seni halı saha maçına götürelim mi? Olur abi. Sana halı sahada top oynatacağız. Seni koşturacağız halı sahada. Aynen öyle. Şimdi biz gidelim halı sahaya ayarlayalım. Sonra gelip seni alırız, tamam mı? Tamamdır abi. Ulan çocuğa halı saha sözü verdik. Cebimizde para yok ya. Ne yapacağız şimdi?
Olur. KDV param. Ne paran ne para? KDV param lan. Neyin KDV'si? Çaldığın paraların KDV'si. Sen çaldığın paraların KDV'sini mi ödüyorsun? Aşk olsun Arif abi ya. Hırsız olabilirim ama devleti soyacak kadar değil. Ha götürmedim zannetme. Götürdüm vergi dairesine. Gülüp geçtiler, almadılar. Sen üşenmeden vergi dairesine kadar gittin ya. Yani. Evet gittim. Ne olacak? Yürü lan dürüst hırsız. Arkadaşlar geçen gün Adana'dan bir mektup geldi. Hayırdır? Murat adında bir çocuk. MS hastasıymış. Yapma ya. MS kötü bir hastalık çok. Yazık ya, çok üzüldüm. Ama bu hastalığı sedetten dolayı yabancı değiliz yani. Mektupta çocuğun hastalığının ilerlediğini yazmışlar. Hani ne yaparız bilmiyorum ama zaten onun için ben sizi topladım bir araya. Bence hiç durmayalım. Çocuk bizi görmek istiyormuş. Atlayıp Adana'ya gidelim. Ne dersiniz? Tamam hocam, gidelim. Bu durumda beklemek lazım. Zaten Sedat'a beraber gittiydik. Maçta sen antrenördün, ben hakemdim. Evet. Şimdi Sedat'a ne yaptıksa, ne yaptıysak bu çocuğa da oynayamayacağız arkadaş. Aynen. Kesinlikle Adana'ya gidelim. Fazla doğru. Da uzatmayalım. Evet, ha? Evet. Hiç bekleyelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Yani. Hadi beyler. Gerçi bu formaların altında bu ayakkabılar olmadı ama olsun. İyi ya, yine idare eder ya yani en azından. KDV paramla bu kadarını alabildim. Ne yapayım yani? İşte size Murat'a ayakkabı alabildim yani. Şu formaları gönderseydiler iyi olurdu yani. Ana var ya, halledin. Koçum benim ya. Hayt canım benim, hoş geldin. Tam da sana göreymiş. Biri geliyor. Kim geliyor? Şu geliyor. Merhaba. Sen olmalısın. Evet, ben... Siz... Zeynep. Zeynep Hanım. Evet. Memnun oldum. Konu neydi? Hikayeniz. Hikayemiz mi? Evet, hikayeniz Altın Koza'yı çok ilgilendiriyor. Yani cep telefonuyla kısa film çekmek çok ilgi çekici. Kim? Ben mi? Ben mi çektim? Maça başlayalım artık. Evet, maçı başlatalım arkadaşlar. Hanımefendi, siz de sahanın dışına alsam, baştan sonra görüşürsünüz. Heh, hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi söyle. Geç. Allah Allah. Hadi bakalım kaç. Mustafa. Heh. Oğlum ne kalibi lan, neden bahsediyorsun? Ha, o mu? Ha? Sizin en doğal hallerinizi çektim Ali'ciğim. Nasıl yani? Senin uyurken oturmanı, Kemal abinin horlamasını, Arif'in karısıyla yaptığı tüm kavgaları, senin burnunu karıştırıp böyle masanın altına süpürüyor. Ay çok iğrençti ama çok doğaldı. Lan manyak mısın sen? Hadi. Mustafa! Allah belanı versin Mustafa!